okulları böyle anlatıyoruz, tanıtıyoruz, bölümleri, programları tanıtıyoruz. Videoların altına linkleri bırakıyoruz ki gidin web sitesine bakalım, okulu detaylı inceleyin, araştırın gibi gibi. Tabii bunları yapmadık, amacımız tamamen sizi bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak. Çok normal. Siz de bunları, okulları inceleyip gidip İngilizce bilginiz doğrultusunda okullara başvuru yapabiliyorsunuz. Yapabilirsiniz de. Ama sonrasında yine dönüp dolaşıp iş yine soru olarak bize geliyor. Ha. Deniyor ki ben kaydımı yaptırdım. Direkt bizzat kendim gidip yaptım veya sizinle olmayan başka bir aracı kurumla çalışarak yaptım. Buraya kadar yaptım. O sonrasını yapamıyorum. Vizesini çözemiyorum gibi sorular geliyor. Şimdi ha, vizeyi ne yapacağız? Vize dediğiniz şey önemli. Kanada bu. Detaylara önem veren, tutarlılığa önem veren bir ülke. Sadece okula kayıt yaptırmakla, giriş koşullarını sağlamakla geçiş sağlayamıyorsunuz ülkeye. Peki bunu işin vize kısmını biz halleder miyiz? Çözer miyiz? Çözer miyiz? Çözer miyiz? Soru işareti. Çözer miyiz? Arkadaşlar, Eduport olarak aslında hani Bilgi Hanım da bahsettiği gibi ve bu bizim joint projemiz aslında bu hani Kanada'da eğitim konusu genel kapsamıyla. Şimdiye kadar verdiğimiz servislerden aslında biz neredeyse hiç bahsetmedik. Hani siz de biliyorsunuz. Eduport olarak verdiğimiz servislerden hiç bahsetmedik. Çünkü bizim amacımız burada yani Eduport'u lanse etmek veya yurt dışı eğitimi lanse etmek değil. Daha çok öyle bir sosyal sorumluluk olarak insanların yanlış yönlendirmeler sonucu hayatlarını etkileyebilecek kararlar verme aşamasında yanlışa düşmelerini engellemek. Birçok yani o tabiri de kullanmak istemiyorum ama yani dolandırıcı firmaların tuzağına düşmeyip gerçekten de arkadaşlar çünkü bildiğini iddia, evet, bildiğini iddia edip çok ciddi şekilde yanlış yönlendirip bir sürü de paranızı alan insanlar duyuyoruz, duyduk uzun zaman. O yüzden hani Kanada'da çok göç için özellikle yani eğitim yoluyla göç için tercih edilen bir ülke olduğuna ötürü bizim uzmanlığımız da bununla ilgili olduğuna ötürü biz bu sosyal sorumluluğa başlamak istedik. Projeye başlamak istedik. Şimdi fakat süreç ilerledikçe haliyle biz de böyle işte sorular almaya başlıyoruz. Yani bizim çünkü eğitim ve kariyer danışmanlık firmamızı artık tamamen insanlar daha net anlamaya başlıyorlar, görüyorlar videolar izleyince. Yani fakat şöyle bir şey oluyor bazen. Ben işte eğitim başvurumu, okul başvurumu kendim yaptım. Yani çoğusu yapamıyor bireylerin. Çünkü hakikaten o admission requirement'ı falan, kabul koşullarını falan iyi değerlendirmek gerekiyor. Başvuru tarihlerine dikkat etmek gerekiyor. Bir sürü detayı var. İşte İngilizce seviyesini kanıtlamak gerekiyor vaktinde vesaire. Ve additional requirement'lar oluyor işte. Portfolyosu da şu sudur, bu sudur, bilmem ne. Bölümüne göre çok değişiyor bunlar mesela. Bunlar ama öğrenciyim her şeyi kendisi yaptı, yapabildi. Fakat vize aşamasında takılıyor. Yani takılmasa çok normal. Çünkü hani başka bir yerde eğitim vizesi başvurusunda yapmış olabilir daha önce. Başka bir ülkede eğitim almış olabilir. Lise döneminde veya sonrasında. Fakat Kanada başka bir ülke ve Kanada'ya çoğunluğu bireyler neredeyse hepsi ilk defa eğitim vizesi başvurusunda bulunacak oluyorlar. Şimdi sektördeki maalesef özellikle Kanada hani özelinde de söylemek gerekiyor bunu. Çok ciddi eksik bilgilerle veya yanlış bilgilerle öğrenci yönlendiren bir sürü az önce de bahsettiğim parasını alan kuruluşlar olduğu için ve bunlar hakkında çokça şikayet de olduğu için internette. Bunları zamanla görüyor öğrenci ve onlara gitmekten de çekiniyor. Fakat bir sefer başvurusunu kendisi de yapmış oluyor. Ondan sonra dönüyor bize diyor ki veya işte kabul almış oluyor. Siz vize başvurunu yapar mısınız veya ben red aldım. Siz düzeltebilir misiniz bunu? Arkadaşlar hani biz turist vizesi yapmadığımız gibi bir başka acentenin bu nasıl çalışma prensibi veya ahlakı ne olursa olsun bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Başka bir acentenin öğrencisi konumunda olan insanların vize başvurularını yani bu harici başvuru olarak bizim literatürümüzde geçiyor bizim için. Biz yapmıyoruz. Başka acentler yapıyor olabilirler. Danışmanlık firmaları yapıyor olabilirler. Ama biz daha çok yapmamızın sebebi de şu. Buna yetkimizin olmadığından dolayı değil yani. Kişinin acentesi bir tane olabilir fakat vize olarak başkasını da kullanabilir. Böyle bir durum yok değil arkadaşlar. Yapabilirsiniz ama biz yapmıyoruz Eduport olarak. Şundan ötürü yapmıyoruz arkadaşlar. Bizim her zaman için servis anlayışımız yani kalite miktardan önde gelir prensibidir. Biz o yüzden de hani bütün öğrenciler bizim olsun gelebildiği kadar gelsin. Herkese aynı şekilde kalite hizmet vermeye çalışalım anlayışında değil. Zaten bunun mümkün olmadığını da düşünüyoruz. Bu çok büyük, çok uluslu firmalarda bile böyledir. Miktar arttıkça o kalite mutlaka bir şekilde düşüyor. Biz o yüzden yani daha butik çalışan ve sahip olduğumuz öğrencilerin hepsine tam servis vermeye çalışan bir ajantıyız. Aynı zamanda şimdi bir de bu... Memnuniyet oranımız o yüzden arkadaşlar hiç abartmayalım. 99 bile değil. Şimdi bu konuda hani mütevazı olamayacağım. %100 gerçekten. Ve yani şikayet de bulamazsınız aklımızda bu yüzden.
Şimdi bir de bu projenin soruları da geliyor arkadaşlar ve çok çetrefilli sorular da geldiği için bütün göçmenliği de içerisine alan, hani biz direkt göçmenlik bilgisi almıyoruz ama hani işin Rize'ye göçmenlik bilgisini de içine alan, biz yönlendirmeler yapıyoruz o konuda. Sertifikalı göçmenlik danışmanlarına yönlendirebiliyoruz zaman zaman. İçeren sorular geldiği zaman yanıtlarımızın da bile bazıları e-mail olarak yarım saat 45 dakikamızı alabiliyor. Abartmıyorum. Ve ciddi kalifiye personelin bu yanıtları vermesi gerekiyor arkadaşlar. 23-25 yaşındaki bir danışmana bu yanıtlarınızı ben sizin yönlendirirsem, bu sorularınızı yönlendirirsem yanıt alamayacaksınız. Aldığınız yanıt sizi tatmin etmeyecek. O yüzden ben mesela şahsen yanıtlamak zorunda kalıyorum. Böyle detaylı soruları. O yüzden de biz servis kalitemizi düşürmemek adına başka ajantten yaptıysan devam et yönlendiriyoruz. Veya şöyle bir yolda olabilir. Ajant olarak bizi tayin edebilirsiniz okul nezdinde. Ve okul bunu kabul ederse bizim öğrencimiz olmanız durumunda ancak rol alabiliriz. Çünkü artık bizim öğrencimizsinizdir arkadaşlar. Ama biz sırf yani eğitim vizesi veya turist vizesi danışmanlığı altında ücret charge ederek bir servis vermiyoruz. Evet. Böylelikle bununla ilgili gelen soruları da birazcık delege etmiş olabilir miyiz? Dağıttık diğer acentelere. Lütfen hani öğrencilere başvuru noktasında ve sonrasında vize noktasında destek sağlayın, mağduriyetler yaşanmasın. Ve dolayısıyla da sektör aslında el birliğiyle güçlensin ve bu gençler de doğru bir kariyer planlamayla yollarını bulsunlar. Kesinlikle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.